Da değerli bir konuğumuz var, kıymetli bir meslektaşım Tevfik Kadağan, Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi. Hoş geldin Tevfik. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında çok gözden kaçtı gibi bir noktada. Herkes o bölgede yaşanan silahlı çatışmalara yoğunlaştı. Filistin halkının tabii ki direnişin o sesini yükseltmeye devam ediyoruz ama dikkatten kaçan bir şey var. Gazze neden ablukada? Deniz neden bu kadar önemli ve İsrail Gazze'deki bu ablukayı neden bu kadar önemsiyor ve neden yıllardır bu konuda ne BM'yi, ne Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ne de etrafındaki bölgesel güçleri dinliyor? Çağdaş, haritayı getirebilir misin ekrana? Gazze şeridinin kıyısı olan Akdeniz ve aslında Filistin halkının denizle bağlantısı olan tek nokta Gazze. Doğru. Yıllardır abluka altında. Neden abluka altında Gazze şeridi? Evet sevgili Deniz, aslında deniz her millet için çok kritik bir nokta, denize açılmak. Çünkü denize ulaşabilen milletler savaş dönemlerinde silah ikmaline ulaşabiliyorlar. Barış dönemlerinde ise ticaretle uğraşıp işte bolluk ve berekete erişebiliyorlar. Doğu Akdeniz dediğimiz zaman özellikle doğal gaz kaynakları ve hidrokarbon kaynakları sayesinde de buralarda artık büyük zenginliklerin keşfedildiğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de ilk keşfedilmiş olan doğal gaz kaynağı 2000 yılında, önce 98'de keşfi yapıldı, 2000'de teyit edildi. Gazze'nin açığındaki Gazze Marin dediğimiz gaz sahası. Yani hemen Gazze'nin açıklarında büyük miktarda doğal gaz kaynakları keşfedildi. Hatta bir dönem bazı firmalara burada araştırmalar, sondaj faaliyetleri yapması için yetkiler de verildi. Shell vesaire de buraya girdi ama daha sonra çatışmalar nedeniyle ve İsrail'in ablukası nedeniyle bu çalışmalar durduruldu. Filistin'in denize çıkışının önemi aslında bugün bütün dünyadaki milletlerin denize çıkışının önemiyle aynı mesele. Çünkü İsrail şunu biliyor, denize çıkamayan bir Filistin yaşayamaz, ayakta kalamaz. Bunun aynısını biliyorsunuz Kürdistan için de düşünüyorlar. Yani sözde bir Kürdistan devleti kurmak istiyorlar Suriye'nin kuzeyinde. Ama bunun yaşaması için de denize çıkması gerektiğini düşünüyorlar. Bu bakımdan da Suriye'nin kuzeyinde bir koridor açarak onu denize ulaştırmayı hedefliyorlar. Denize ulaşan milletler medeniyete ulaşıyor, bolluğa, berekete, zenginliğe ulaşıyor dedik. Gazze'de Filistin'in denize ulaşabilen tek kıyısı. Burası 41 kilometre genişliğinde, yanlarında işte kuzey tarafı 6 kilometre, güney tarafı 12 kilometre, toplam 365 kilometre kare ve denize sınırı bulunan bir kıyı bölgesi. Savaşlar aslında silahla kazanılıyor demiştik. Burada da Gazze'nin gerekli mühimmata, silaha, ilaca, gıdaya ulaşabileceği, Filistin mücadelesinin, direnişinin ulaşabileceği tek nokta aslında Gazze kıyıları. Bunun önemini biz aslında Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Yani Türkiye'de daima gözü denizlerde olarak Kurtuluş Savaşı'nı vermişti. 1915'te biliyorsunuz Mustafa Kemal Çanakkale cephesindeyken bir Alman gazeteci Ernest Jaka çok önemli bir mülakat veriyor. Orada diyor ki, biz diyor üç tarafı denizlerle çevrili bir milletiz ama tıpkı diyor Ruslar gibi çökmeye mahkumuz. Çünkü şeye çıkamıyoruz, denizlere çıkamıyoruz. Dolayısıyla kendi kuvvetlerini çekinmeden bizim kıyılarımıza getirebilecek bir güce karşı kendimizi savunma şansımız yoktur diyor. Mustafa Kemal neden gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da diyor. Çünkü İnebolu'ya silah gelecek. Nereden? Karadeniz'den gelecek. Sovyetler Birliği'nden 300 bin ton silah, Tuapse'den, Novorossiysk'den, Batum'dan gelen, Karadeniz'den taşınan silahlar İnebolu'ya getiriliyor ve oradan Anadolu'nun içlerine aktarılarak savaş yürütülebiliyor. O yüzden Mustafa Kemal'in daima kulakları İnebolu'daydı. Şimdi Gazze mücadelesinde de silah tedariki yapmanız lazım. Savaş silahla verilir. Gıda tedariki yapmanız lazım, ilaç tedariki yapmanız lazım. Ama Gazze deniz sınırları abluka altında. Halbuki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre, 82'ye göre Gazze'nin hem 12 mil kara suyu var hem 200 mil müasır ekonomik bölgesi var. Ama İsrail biliyorsunuz Hamas seçimleri kazandıktan sonra 2006'da 2007'den itibaren yaptırımları uygulama kararı aldı ve 2009'da bunu genişleterek artık yaptırımın son haddidir deniz ablukası. Ve 2009'dan itibaren Gazze'ye yönelik bir deniz ablukasını başlattı. Bu bir savaş suçu değil mi aynı zamanda Tevfik? Deniz ablukası bir harp yöntemidir. 16. yüzyılın sonundan itibaren etkin şekilde uygulanmıştır. Önce Hollandalılar uygulamıştır, sonra İspanyollar uygulamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler uygulamıştır. Bu çeşitli metinlerde, uluslararası anlaşmalarda deniz ablukasının nasıl yapılacağı tanımlanmıştır. Deniz ablukasını yapmanız için her şeyden önce bütün dünyaya ilan etmeniz lazım. Diyeceksiniz ki ben şu tarihten itibaren şu koordinatlarda
deniz ablukası başlatıyorum. Bunun sebebi şudur. Şu tarihe kadar sürecektir ve bu tarihler arasında hiçbir gemi buraya giremeyecek. Yalnız sivil halkın gıdaya erişimini engelleyemezsiniz. Sivil halkın cezalandırma amacı güdemezsiniz. Yani bu San Remo Anlaşması'nda da böyle, 1909 Paris Deklarasyonu'nda da böyle, Londra Deklarasyonu'nda da böyle, sonra Cenevre Sözleşmesi'nde de böyle. Uluslararası hukuka göre bir deniz ablukası uygulayacaksanız sivil halkı cezalandırma amacı güdemezsiniz ve biteceği tarihi deklar etmeniz lazım. Burada İsrail 2009'dan bu yana bu ablukanın ne zaman biteceğini asla söylemiyor ve sadece askeri gemilerin değil, sivil gemilerin girişini de önlüyor. Dolayısıyla bir insanlık suçu işliyor aslında. Çünkü buraya gıda gönderemiyorsunuz. İşte Mavi Marmara'da silah mı vardı? Mavi Marmara'da insani yardım malzemeleri vardı. Ama buraya sokmadılar deniz ablukası var diyerek. Dolayısıyla bu bir insanlık suçu. Ve bu Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edilmiş bir insanlık suçu. Birleşmiş Milletler Gazze'deki çatışmalara ilişkin bir komisyon kurdu. Gerçekleri Araştırma Komisyonu. O komisyonun raporunda, 51 sayfa sanırım, raporunda açıkça diyor ki İsrail'in ablukasının meşru güvenlik ihtiyaçlarına ya da uluslararası hukuka uygunlukla bir ilgisi yok. Açıkça yok yani. Böyle bir Gazze şeridine uygulanacak ablukanın hiçbir haklı ve geçerli yanı yok. Hukuka uygun bir yanı yok. Dolayısıyla bizim için Gazze şeridine uygulanan deniz ablukası geçersizdir. Ama bugüne kadar, 2009'dan bu yana hiçbir bölge ülkesi bu ablukayı delmeye yönelik bir harekatta, bir girişimde bulunmadı. Neden? Neden? Yani bir komisyon kuruluyor. Herkesin üye olduğu bir topluluk var. Adı da Birleşmiş Milletler. Komisyon kuruyor. Adı da Gerçekleri Araştırma Komisyonu. Evet. Gerçekler ortada ama. Gerçekler ortada. 3 maymun. Kimse aslında burada savaşın içerisine silahlı olarak girmek istemedi. Neden? Şimdi bu Asya'nın, yani bu değişen dünyada Asya'nın oturup düşünmesi gereken bir konu. Çünkü bugün bütün kıyıları işte Akdeniz devletleriyle dolu. Hepsinin güçlü donanmaları var. Mısır'ın, Türkiye'nin, diğer ülkelerin güçlü donanmaları var. Ama bir ülke dahi buraya gemi göndermek yerine, yardım gemisi göndermek yerine batılı emperyalistler buraya vızır vızır gemilerle İsrail'e silah taşıyor. Ve kimse bunun sorgulamıyor ya da bunu engellemek için herhangi bir hamlede bulunmuyor. Neden? Çünkü bir silahlı müdahaleyi falan göze almak istemiyorlar bu aşamada. Ama bizim en temelde vermemiz gereken karar şu. Filistin yaşamasını istiyorsak denize çıkmasını sağlamamız lazım. Çünkü Gazze gittiği zaman, Gazze boşaltıldığı zaman Batı Şeria'nın yaşama şansı yok. Batı Şeria'yı eritirler. Denize ulaşamayınca landlock dediğimiz karaya kapalı bir ülke haline gelir. Çağdaş, 1947'den bugüne kadar olan değişimi gösteren haritayı da getirebilirsen Tevfik Adan onun üzerinden de daha iyi anlatacaktır. Çünkü değişimi görüyor. Yıllar içerisinde aslında İsrail bilinçli olarak Filistin'in denizle olan bağlantısını koparmaya çalışıyor. Evet, doğrudur. İşte 1917 sınırları, 37-47 sınırları, 67 sınırları, bu sınırlar giderek küçülüyor. Burada bazı yerleri işgal ettiler. Biliyorsunuz İsrailliler buraya, yani bu çok eski bir mevzu aslında, 3700 yıllık bir mevzu. Yani tarihte 3700 yıl önce, milattan önce 1700'de de burada İsrailli denilen adam da var. Burada Filistinli denilen adam da var. Bunlar komşu milletler aslında. Ama İsrailliler büyük bir kıtlık oluyor ve Hazreti Yusuf döneminde Mısır'a göç ediyorlar. 400-500 yıla kadar Mısır'da yaşıyorlar. Sonra milattan önce 1200'de Hazreti Musa bunları Mısır'dan alıyor. Kızıldeniz'i yarıyor. O işte Tevrat'taki çıkış hikayesi var ya. Evet. Kızıldeniz'i yarıyor ve tekrar bunları Filistin dediğimiz, yani Kenan bölgesi dediğimiz bölgeye getiriyor. Aslında Yahudiliğin, Museviliğin falan ana hikayesi bu. Daha sonra binlerde Davut, Hazreti Davut burayı başkent yapıyor, 990'da Kudüs'ü. Onun oğlu Hazreti Süleyman yine bir Yahudi kralı. Burada yine mücadeleler veriyor. Ama o dönemde de şunu görüyoruz. Mesela Davut'un meşhur bir Golyat hikayesi vardır. Kısaca anlatırsan. Meşhur Golyat'ın başını elinde tutar. Davut Golyat'ı, Golyat kocaman bir adam, 2 metreye mütecaviz bir adam ve onu sapanıyla öldürür. Sonra başını, uzuvlarını keserler, Kudüs Tapınağı'na koyarlar. Elinde böyle Davut'un kafasıyla meşhur bir resim vardır. Golyat dediğiniz adam da Filistinli. Yani orada da İsrail ile Filistin'in aslında bir mücadelesi var. Ama milattan önce binlerde olan bu hikayeler milattan sonra yok. Neden? Çünkü buraya milattan sonra 7. yüzyılda Hazreti Ömer geliyor. Önce burayı fethediyorlar. Ondan sonra Hristiyanlar geliyor 1000 yılında ve 250 yıllık uzun bir krallık dönemi oluyor. Bundan sonra artık esas olarak 1300'lerden sonra falan burada Yahudi denilen birisi yok. Burada daha çok Müslümanlarla Hristiyanların kavgası var. Yani yaklaşık 2000 yıldır
Yahudilerin bu bölgede bulunduğuna dair bir kanıt yok. Onlar Avrupa'ya göç etmiş durumdalar. Daha çok burada Haçlı seferlerinden sonra Hristiyanlarla Müslümanların mücadelesi var. Yahudiler buraya ne zaman dönüyor? Hitler soykırım yaptıktan sonra, Holokost'tan sonra kamplardan kurtulan 1-1,5 milyon Yahudi'yi diyorlar ki İngiltere, Fransa bunları nereye götüreceğiz? Yüklüyorlar gemilere ve getiriyorlar burada. Bunların diyorlar tarihsel olarak burada yaşamışlar, burada krallık kurmuşlar. Tevrat'ta burada yaşamaları gerektiği yazıyor. Bunları getiriyorlar hepsini bu bölgeye yerleştiriyorlar Hristiyanlar, Fransızlar. Ve 1 milyon Yahudi geldiği zaman işte 1947'lerde aslında çok küçük bir alanı var. Bu kadar geniş bir alanı da yok. Zaman içerisinde böyle küçük mahalleler, gettolara yerleşiyorlar ve yayılmaya başlıyorlar adım adım. Bazı yerleri toprakları parayla satın alıyorlar. Ve Filistinleri adım adım kovarak alanlarını genişletiyorlar. 1947'de bir Taksim oluyor. Ve 47 haritasında Taksim'den sonra şu haritanın iki devletin kurulması kararı veriliyor. 48'de Birleşmiş Milletler artık İsrail'i ayrı bir devlet olarak, münhasır egemen bir devlet olarak tanıyor. Ama başkenti Tel Aviv. Fakat bu İsrail'e yetmiyor ve giderek adım adım genişlemeye başlıyor. Hatta 47'de ilginçtir, Truman doktrini yayımlanıyor biliyorsunuz. Truman o doktrininde diyor ki biz Türkiye'yi yalnızca Sovyetlere karşı bir güney cephe ülkesi olarak görmüyoruz. Biz Türkiye'yi aynı zamanda İsrail'in koruyucusu olarak görüyoruz diyor. Yani Yahudileri Türklere emanet ediyor. Türkler Yahudilere çok yardımlar yaptı. Daha 1400'lerden itibaren İsrail'de soykırıma uğrayan Yahudiler getirildi. Eşkenazilere kapılarını açtı. Hitler'in soykırımından kaçanlara kapılarını açtı. Yunanistan'da darbe oldu. Yahudilerle Yunanların arası çok kötüydü o dönem. Ve neredeyse soykırıma ilerleyen uygulamalar yapıyorlardı. Onlara gemi gönderdik, getirdik, ülkemize yerleştirdik falan. Biz Yahudilere hep sahip çıktık ama Amerika, İsrail Devleti'ni kendisinin çıkarları için Orta Doğu'ya bir güç yansıtma aracı olarak kullanmaya başladı. İsrail'e esas olarak. Ve İsrail'in yayılmacı planlarına da onay verdi. O saatten sonra da zaten Türkiye ile İsrail'in arası giderek bozulmaya başladı. 1986 yılında Biden'ın bir sözü var. Diyor ki eğer İsrail Devleti kurulmamış olsaydı biz İsrail Devleti'ni kurmak zorunda kalacaktık diyor. Çünkü ihtiyaçları biz var. Biz yapacaktık diyor. Evet, aslında bu çok önemli bir itiraf ve bugünün Orta gerçeğini çok iyi anlatıyor. Tabii Orta Doğu'daki planlarını İsrail üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. Ve son dönemde artık giderek hiçbir hukuku tanımayan ve tamamıyla Amerikan çıkarlarını önceleyen bir pozisyona geçtiler. İsrail'i Türkiye'nin de karşısında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hapsedilmesi mücadelesinin ana aktörü yaptılar. Yani İsrail gitti. Tarihte işte Yunanlarla İsrailler birbirini hiç sevmez. 1948'de mesela İsrail kabul edildiğinde Avrupa Birliği'nde tek İsrail'i tanımayan devlet Yunanistan'dı. Ama Yunanlarla İsraillileri birleştirdiler Amerikalılar. Güney Kıbrıs'ı birleştirdiler ve Türkiye'nin karşısında bir cephe oluşturdular. Bu cephede Türkiye'yi Akdeniz'e hapsetmeyi kendilerine önlerine görev olarak koydular. Çünkü artık bir yeni dünya kuruluyor diyoruz ya, Amerika'nın da Sovyetler Birliği'ni kısıtladığı o kenar kuşak aksı değişiyor. Yeni bir aks kurmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Hindistan'dan IMEC denilen bir projeyle bir koridor açtılar. O projede Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve oradan Avrupa'ya uzanan yeni bir aks. Yani onun içindeki bütün devletleri karaya hapsetmeyi planlıyorlar aslında. Ve ki herkesin gözünden kaçtı. Birleşmiş Milletler'de bu IMEC projesini anlatırken Netanyahu harita gösterdi. İşte Hindistan'dan Birleşik Arap Orta Doğu'yu yeniden inşa edeceğiz, sınırlar değişecek, haritalar yeniden şekillenecek açıklamasının temel metni bu olabilir mi? Tabii Netanyahu orada gösterdiği haritada bu 1946 haritasını gösteriyor. Ama nasıl gösteriyor biliyor musunuz? Bunun tamamı İsrail. Yani orada Batı Şeria yok, Gazze yok. Netanyahu'nun kafasındaki plan Gazze ve Batı Şeria'yı bitirmek. 4000 yıldan bahsettim. 4000 yıllık bir mesele. Üç kadim dinin, üç kadim geleneğin var olduğu ama bir türlü birlikte yaşayamayan insanlardan ve genellikle de bahsettiğimiz noktada gözümüzü çevirdiğimiz kıta Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğunlukta olduğu Batı cephesi oluyor. Bugün yakıcı çözüm ne? Ya biz her şeyden önce şunu netleştirmemiz lazım. Filistin devletinin yaşaması lazım. Aksi durumda izleyerek, bekleyerek Filistin'in ayakta kalma şansı yok. Filistin'de bir soykırım uygulayacaklar. Gazze'yi bitirecekler ve denize olan bütün erişimini sonlandıracaklar. Sonra adım adım da Batı Şeria'yı yutacaklar. Bu çok açık.
Dünyanın en büyük mülteci devleti bugün Filistin. 2 milyon Filistinli işte ne bileyim Suriye'de yaşıyor, Ürdün'de. Lübnan'da yaşıyor. Dünyanın çeşitli yerlerine kaçmış durumda. Filistinliler artık Filistin'de yaşayamayacak hale geldiler. Biz eğer bir Filistin devletinin, başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyorsak bu silahla olacak. Karabağ nasıl kurtulduysa bu aynı şekilde Filistin'de silahla kurtulacak. Dolayısıyla bizim Filistin'e her türlü desteği vermede bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Mesela bugün hala daha hiçbir Asya devleti bir tane yardım gemisini çıkarıp Gazze'ye göndermiş değil. Buradaki abluka uluslararası hukuka uygun değil. Birleşmiş Milletler hayır böyle bir abluka yoktur diyor. Dolayısıyla biz bir konvoy kurup bütün devletler yüzlerce yardım gemisinin şu an Gazze'ye akıyor olması lazımdı ve o deniz ablukasının kırılması lazımdı. Amerika gelmiş bir tane uçak gemisi sokmuş. Orada bütün dünyaya mesaj vermeye çalışıyor. İyi de Amerika hangi cephede savaşacak? Tayvan'da mı savaşacak? Ukrayna'da mı? Kuzey Buz Denizi'nde mi? Yoksa gelip Akdeniz'de mi savaşacak? Bölge ülkeleri hemen işte Türkiye bir çağrı yapsa, Çin, Rusya bir deniz tatbikatı düzenlese Amerikan uçak gemisi manevra yapmaya korkacak hale gelir. Çünkü kapalı bir denizde uçak gemisinin de zafiyetleri vardır. 100 bin tonluk devasa bir gemi bu. Bütün kıyılar anti gemi füzeleriyle dolu, sessiz denizaltılarla dolu, küçük asimetrik teknelerle dolu, insansız deniz araçlarıyla dolu, hava araçlarıyla dolu. Dolayısıyla burada bir Amerikan uçak gemisi yem olmak dışında yapabileceği, yaratabileceği bir stratejik etki yok. Uçak gemileri okyanuslar için yapılmıştır. Akdeniz gibi kapalı denizlerde büyük zafiyetleri vardır. Dolayısıyla bundan hiç korkmaya gerek yok. Tam tersine Türkiye, Rusya ve Çin, İran, Mısır, katılmak isteyen diğer Akdeniz ülkeleri bunlara bir çağrı yaparak hemen bir ortak tatbikat ile hayır kardeşim Akdeniz Akdenizlilerindir. Burada senin soykırım yapmana izin vermeyiz mesajını vermesi lazım. Türkiye'nin sonra bir adım öne çıkıp bir bölge konferansı toplaması lazım. Kimleri davet edecek buraya? Başta İsrail ve Filistin'in komşuları olan işte Ürdün, Lübnan, Mısır ve Suriye olmak üzere hemen Katar, Suudi Arabistan, İran, Çin, Rusya gibi devletleri de davet ederek bir bölge konferansı düzenlemesi lazım. Buradan yaptırım kararları çıkarması lazım yani İsrail'e. Artık somut adımların tabii ki atılması gerekiyor diyorsun. Yani lafla olacak bir şey yok çünkü. Yani kınamalar, uzaktan açıklamalar yapmakla bu iş galiba bitmeyecek. Bitmeyecek. Yani çünkü Sayın Vladimir Putin burada mesele Filistin halkının iradesini tanımaması diyor. Çin yüzyıllardır zaten Filistin mücadelesinin içinde olan bir ülke. Çin çok net 1967 sınırlarında. Tabii Filistin Halk Kurtuluş Örgütü'yle birlikte mücadelenin içinde yer almış ve her zaman bu mücadeleyi desteklemiş ama oradan açıklama yapmakla da yetinilmiyor. Yani bugün somut bir adım atılıp bu hatların keskinleşmesi gerekiyor diyorsun. Elbette. Madem Gazze abluka altında devletler, bölge devletleri de bir araya gelir, bu sefer İsrail abluka altına alır. İsrail'in bütün çevresi bizim mazlum gelişen dünyanın bir parçası. Burada Amerikancı bir devlet yok. Dolayısıyla o devletlerin tamamıyla bir araya gelip biz İsrail'i abluka altına alabiliriz. Ve Türkiye öncülük yaptığı zaman bakın İsrail'in en büyük ticari ortakları falan yine Azerbaycan gibi ülkeler. Yakıtlar, gazlar, petroller falan bölge ülkelerinden gidiyor İsrail'e. Türkiye hemen bir yaptırım kararı çıkartacak. Azerbaycan'la da görüşecek. Ve diyecekler ki biz yaptırım uygulamaya başladık. Bundan sonra ekonomik ve askeri olarak İsrail'e bütün ilişkilerimiz kesiyor. Sanırım bir tek kesiyor. Bu açıklamayı yapan Katar oldu. Katar'ınki de doğrulanmadı. Katar'ınki Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın doğalgazı keseceğiz diye bir açıklamasının olmadığını dün ben Anadolu Ajansı'nın teyit servisinin haberinde gördüm. Bir de Pakistan'ın işte balistik füze veririz açıklaması ortaya atıldı. O da yok. Onu da Pakistanlı dostlarıma sordum. Onlar da öyle bir açıklama olmadığını söylediler. Yani somut adım konusunda maalesef yavaş gidiliyor. Hangi tabii adımların atılacağını biz burada kafamıza gelenleri söylüyoruz. Yok efendim şunu verin, bunu kesin, şunu yapın diye ama esas olarak bunu oturacaklar Hamas'la, Filistin'le görüşecekler. Diyecekler ki sizin ihtiyaçlarınız ne, bizden talepleriniz ne, biz hepsini yapmaya hazırız diyecekler. Baktılar çözemiyorlar ve İsrail soykırıma gidiyor. Bakın Gazze'nin kaybedilmesi Filistin mücadelesini bitirir. Onun altını çizelim. Gazze'yi kaybetmemek için gerekirse farklı cephe açılır. İsrail ordusu ikiye üçe bölünür. Suriye ile Suriye teşvik edilir ve konuşulur, görüşülür. Golan Tepelerinin işgalden kurtarılması için Golan'da bir cephe açılır. İşte efendim Hizbullah'la görüşülür, kuzeyden bir cephe açılır. Bunun yanında işte 1967'de zaten bunu söylemiyor mu Tevfik? Tabii 1967. Yani bunun aslında diplomasi ile çözümü var. Yani Filistin'i diplomatik anlamda masaya oturtmak için
Aslında elimizde yeterli done var. Bunu kullanmamak mesele. Yani adamlar artık uluslararası hukuku falan tanımıyorlar. Bitmiş yani. Onlar tanımıyor madem. Türkiye neden tanımıyor? İran, Suriye, Çin, Rusya. Yani dünyaya demokrasi ihraç etmeye kalkan Batı neden bugün aynı şeyi yapıyor? Evet. İşte bunu sorguluyoruz bir yandan da. Ama ben şuna inanıyorum. Yani bölge ülkeleri bir araya geldiği zaman burada ABD ve İsrail'e yanıt vermek o kadar zor değil. Amerika artık gerileyen kuvvet. Adamların gemisi bile yok. Bakın bunun altını çiziyorum. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığı zaman 1000 tane gemisi vardı. 1000 gemi. Soğuk Savaş döneminden çıktığı zaman 660 tane savaş gemisi vardı. Bugün Amerika'nın gemi sayısı 335. Bunu 355'e çıkarma kararı aldılar. Senato'da. Ve diyorlar ki 2050 yılına kadar çıkarabiliriz. Neden 2050? Çünkü tersaneleri yok. Tersaneleri kalmadı. Amerika'nın eski üretim gücü kalmadı. Bugün Çin'in savaş gemisi üretme kapasitesi Amerika'nınkinin 25 katı fazla. Yani Amerika'nın 15-20 yılda üretmeyi planladığı gemiyi Çin bir yılda üretiyor artık. Ve gemi sayısı olarak da biliyorsunuz geçmiş durumda. Hegemonyayı Amerika nasıl koruyordu? Deniz ticaret yollarını kontrol altına alıyor, kıyı başlarını tutuyor ve karşısındaki kuvvetleri de Asya'yı da karaya kapatarak dünya hegemonyasını elinde tutuyordu. Ama artık böyle bir gücü yok. Bakın ABD'nin Atlantik Filosu Komutanı John Kirby diyor ki parasızlık yüzünden amiraller hareket edemiyor. Bir tane uçak gemisini geçen yıl rotasyona sokacaklardı başka bir gemiyle ve 6 ay boyunca parasızlık yüzünden gemiyi değiştiremediler. Gemilerin pek çoğunun bakımda, onarımda olduğu, normalde yaşlanan gemilerin hizmet dışı kalması gerektiği ama bunları zorlayarak tekrar hizmet içinde tutmaya çalıştıklarını biliyoruz. 11 uçak gemisini 9 uçak gemisine düşürmeyi çalışıyorlar. Dolayısıyla ABD'nin artık dünyanın her yerinde, her savaşa, her an müdahale edebilecek bir kuvveti kalmadı. Amerika'nın önceliği Pasifik ve orada Çin'e karşı bir dengeleyici kuvvet olmak ama Pasifik'e gidemiyor. Çünkü oraya gidecek gemisi yok. Burada efendim Rusya ile mi uğraşacak, Filistin'le mi uğraşacak, başka devletlerle mi uğraşacak? Yani Amerika'dan korkacak bir şey yok. Amerika gerileyen kuvvet ama gerileyen kuvvetler arkalarında enkaz bırakırlar. Bunu unutmayalım. Şiddeti giderek, çünkü kendi hegemonyasını korumak için şiddetin dozunu giderek artıracaklar. Buna karşı biz daha az kayıplar vermek ve dünyadaki bu değişimi daha kayıpsız olmasını sağlamak için bir arada hareket etmemiz şart. O yüzden hemen Türkiye'nin yapması gereken tek şey bölge ülkelerini toplayacak ve diyecek ki bu saldırganlığa ortak bir yanıt verelim. Hatırlayın Barzani referandumunu 2017'de dedi ki ben bağımsızlık ilan ediyorum dedi. Türkiye, İran, Irak bir anda bütün sınırlarını kapattı, uçuşları durdurdu ve bir askerin müdahaleyle o peşmerge Kerkük'ten bir gün içerisinde ağlayarak kaçmak zorunda kaldı. Peşmerge dediğiniz kuvvet Amerika'nın 25-30 yıl boyunca silahlandırdığı, eğittiği, donattığı, eline silah, ayağına bir postal verdiği bir kuvvetti. Düzenli bir ordu haline getirmeye çalışıyorlardı. Ama bölge ülkeleri bir araya gelince bir günde Kerkük'ten kaçarak gitmek zorunda kaldılar. Aynı model, Kerkük modeli bugün Filistin'de de uygulanabilir. Hemen bölge ülkeleriyle bir araya gelerek, gerekirse silah da temin ederek Hamas'a ve başka cephelerde açarak bu saldırganlığın sonlandırılması şart. Çünkü şunun altını tekrar çiziyorum. Gazze giderse Filistin mücadelesi biter. Denize çıkamayan bir Filistin'in yaşama şansı yoktur. Karaya kapalı sadece Batı Şeria'dan müteşekkil bir Filistin, İsrail'in içinde kaybolur. Dolayısıyla Gazze şeridi artık en kritik nokta. Gazze boşaltılamaz. Son bir dakikamız Tevfikka'dan. Ben az önce sen konuşurken bir taraftan da gelişmeleri takip ettiğim için gördüm. NATO Akdeniz'de bir nükleer tatbikatı hazırlanıyormuş. Evet. O düzenli rutin bir tatbikat. Ama böyle bir dönem. Evet. Böyle bir dönemde yapıyorlar. Mesajları çok açık. Uçak gemisi göndermekteki mesajları da o. Kimse İsrail'in karşısında konumlanmasın, herhangi bir müdahalede bulunmasın. Yoksa biz müdahale ederiz diyorlar. Neyle müdahale edecekler? Neyle müdahale edecekler? Yani tamam orada 90 tane uçak taşıyor o uçak gemin. O 90 tane uçağa karşı senin 800 tane uçağın var. Yanında İran'ın işte diyelim 500 tane uçağı var. Onun yanında 300 tane uçak var. Yani kime müdahale edecek? Ortaya koymuşsun kocaman 100 bin tonluk bir platform. Ya biz onu paramparça ederiz Akdeniz'de. Neyle müdahale edecek? Amerika'nın böyle bir gücü yok. Bunu kabullenelim. Amerika'nın Türkiye ile falan savaşa girme, İran'la savaşa girme gücü yok. Amerika'nın şu an zaten isteği bölgeden olabildiğince görevlerini İsrail'e devretmek,
bölgedeki çıkarlarının sürmesini sağlamak, onun dışında kendisini de pasifiye çekerek Çin'e karşı konumlanmak ve Çin'in gelişmesini önlemek. Bir yandan da Rusya'yı Ukrayna'da döverek Rusya'nı zayıflatmaya çalışmak. Bunun dışında burada Amerika'nın öyle silahlı bir müdahaleye falan postal indirme falan şansı kesinlikle yok. Karşılıksız da kalmaz diyelim. Kalmaz. Kalmaz. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Adan. Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi bizimle. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.